Vereyim. Biz 3 kilometrelik yol gidiyoruz. 3 belediyeden geçtik. Ve poşete koyup kendin mi ödüyorsun? Kimse yok ama burada. Kasiyer yok yani. Yani günlük 12-13 franka ödeyerek araba sahibi oluyorsun. Evet, hiç fark etmiyor. Hangi parti gelirse gelsin. Düzen aynı. Şurası bir tavuk kümesi arkadaşlar. Yani güvene bak ya. Kimse yok bakın. Bazı insanlar başbakanın kim olduğunu bilmiyor. Kim bilmiyorsun? Şahsen biz de bilmiyoruz. Hadi canım. Her çocuk başına ayda 300 frank veriyor. Siyasetle hiç içli dışlı değil burada. Yani inanılır gibi değil yani. Hırsızlık yok, evet. Güvensizlik yok, sahtekarlık yok. Yorumu siz yaparsınız. Nereden günaydınlar? İsviçre'den günaydınlar. Herkese selamlar. Nasılsınız dostlar? Şu anda İsviçre'nin Lozan kentindeyim. Arkamda gördüğünüz evlerden bir tanesine misafir oldum. Beni takip ediyorlarmış. Sağ olsunlar, davet ettiler. Ben de zaten bu dünya turumdaki Avrupa gezimde en çok merak ettiğim 3 yerden bir tanesi İsviçre ve Alpleriydi. Daha önceden de İsviçre'ye gelmiştim ama o zaman gençken gelip böyle birazcık daha kısıtlı bütçeyle gezmek çok zordu. Şimdi geldiğimde böyle interrail pes aldım. Bütün dağlara, bayırlara, köylere gidebilecek hakkım var. Onun hepsini anlatacağım ilerleyen bölümlerde. Ama size bugün anlatacağım bölümün detayı pek tabii ki çok gezmekten çok buradaki yaşam olacak. Çünkü önce bu ülkeyi anlayalım. Ondan sonra dağ bayır gezeriz. Çünkü İsviçre dünyada yaşanılabilecek sosyal devlet anlamında en iyi ülkelerin başında geliyor. Öyle ki burada dün akşam arkadaşlarımla sohbet ettiğimde inanılmaz şeyler öğrendim. Berivan ve Sinan'la tanıştıracağım sizleri. Berivan doğma büyüme buralı. O yüzden bulabileceğiniz en doğru İsviçre kaynağını buradan bulacaksınız. Bana şimdi kahvaltı hazırlamışlar, eve çağırıyorlar. Akabinde bu bölgeyi, bulunduğumuz yer çünkü İsviçre'nin güney batısında Fransa'ya yakın bir konumdayız. Buraları gezeriz bu gezide. Hem de İsviçre'yi tanırız. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Bana da öncelikle afiyet olsun. Kaldığımız mahalle böyle. Burada böyle siteler kurmuşlar. Yine hepsi küçük böyle 2-3 katlı evler. Ses çıkmıyor abi. O kadar sessiz ki. Hani bir tek yağmur sesini duyuyorsunuz. Ona da alışmışsınızdır. Apartman bu. Hadi onlara gidip misafir olalım. Şimdi eve uyandıysak ve bebiş de uyandıysa videomuza başlayabiliriz. Berivan. Evet. Karşınızda efendim. Lia. Lia hanımefendi. Daha tam tanışamadık bakışlardan anlayacağınız üzere. Ve Sinan abi. Merhabalar. Gün içerisinde yine çok sohbet edeceğiz zaten. Ama sağ olsunlar böyle bir peynirli, zeytinli bir İsviçre kahvaltısı hazırlamışlar. Kruvasansız Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonra bu bölgeyi beraber gezmeye başlarız. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Abi şimdi evden çıktık böyle. Yaşadıkları mahallenin içerisinde dolaşıyoruz. Burada standart bir İsviçre'de görebileceğiniz manzaralardan birisini mi görüyoruz evet. Şu anda? Evet. Böyle ekip biçebiliyorsunuz, size ait oluyor. Kiralama gibi. Kiralama, evet. Yılda 50 frank ödüyorsunuz. O da cüzi bir rakam, sırf su için aslında. Ve gelip ekip biçebiliyorsunuz. Öyle. Domates kokusu geliyor mesela. Evet. Çok güzel. Ve bütün her yer zaten yeşil ama İnsanların yaşadıkları yeri de değerlendirip onlara böyle bir bahçe, doğada yaşama imkanı sunmuşlar. Şurası mesela devasa bir futbol sahası. Zaten biraz sonra ormana da doyacağız. Evden çıktık, arabamıza bindik. Şu an bulunduğumuz yer dediğim gibi Lozan kentindeyiz. Burası böyle mimari olarak çok düzenli bir kasaba, aynı zamanda şehir aslında. Şimdi videonun başında söylediğim gibi Berivan doğma büyüme buralı olduğu için ülkeyi ile ilgili bana birçok bilgiyi veriyor. Mesela burada öğretmenler hani 5000 ila 7000 frank kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Frank da euroya nazaran %5-10 daha değerli. Bunu niye videonun içerisinde söylüyorum? Gezerken göstereceğim birçok şeyi anlatırken sonuçta maddi olarak da duymak isteyeceksiniz. Çünkü burası dediğim gibi dünyanın en önemli sosyal devletlerinden bir tanesi. Ama mahalleyi gezerek gidiyoruz. Böyle çok tatlı evler var. Burada da ağaç kesmek yasak değil mi? Yasak. Kolay kolay kesemezsin. Yani izin almak gerekiyor. O da gerekli bir neden olması lazım. Hastalıklı olması lazım. Kafama göre gideyim de bir ağaç keseyim olayı yok. Şimdi yeni öğrendiğim Just In dediğimiz bir haber geldi. Buradaki sistem niye çok iyi? Şimdi gittiğimiz ülkelerde neye çok odaklanıyorduk? Biz
oralardan ne alırız? İşte eksiği fazlasını hep bir mukayese etmek gerekiyor ya. Burada mahalleler var. Ve bu mahalleler bizim şey gibi düşünün, belediye gibi çalışıyorlar. Evet. O yüzden küçücük bir mahalleyi belediye gibi düşündüğünüzde herkes çok işine sadıkmış. Ve burası bir kantonlardan oluşan bir ülke. Yani eyalet sistemi gibi düşünebilirsiniz. Mesela Muğla'yı düşünün. Bodrum ayrı, Fethiye ayrı. Aslında buna ilçe. Ama Fethiye'nin içerisindeki mesela küçücük belediyeler var ya, işte ne bileyim Taşyaka Mahallesi var, Yanıklar Mahallesi var. Bunlar da bir belediye oluyor. Evet. Ve bunların ayrı ödenekleri var. Evet. İnanılmaz bir sistem. Nasıl başa çıkıyor? O zaman burada 100 bin tane belediye var. Mesela örnek şu an vereyim. Biz 3 kilometrelik yol gidiyoruz. 3 belediyeden geçtik. Hadi ya. 3. belediyemize giriyoruz. Burası Ekiblan. Şaban'daydık ve gerisi de Renen'di bizim oturduğumuz yer. Hemen Lozan'a yakın. Lozan Belediyesi de en büyük belediye. Peki burada bu sistemlerin bu kadar, hani mesela diyelim belediye başkanı gitti ya da işte ülkenin başkanı değişti değil mi? Seçimler oluyor. İnsanlar hiç umursamıyor çünkü oturmuş bir sistem var, evet, değil mi? Evet, evet. Hiç fark etmiyor. Hangi parti gelirse gelsin düzen aynı. Sistem aynı. Hatta akşam Berivan şeyde de demiştin ya, bazı insanlar başbakanın kim olduğunu bilmiyor. Kim bilmiyorsun ya, isim olarak bile hiç insanların umurunda bile değil yani. Şahsen biz de bilmiyoruz şu an kim olduğunu. Hadi canım. Ben Alan Bekse diye biliyorum şu an. Hmm. Abi şaka gibi ya. Ya o kadar medyatik değiller ki bir de. Herkes işini yapıyor. Evet ve kimse siyasetle hiç içli dışlı değil burada. İşini yapıyor ve gidiyor. Bu kadar evet. Yani. Kalıcı kimse yok. Yok. Öyle yani. Başladık bakalım. Benim aslında bu videoyu yapmamdaki amacım öncelikle dediğim gibi bu ülkedeki yaşam koşullarını anlamaktı. Ve Berivan şu anda burada bir huzur evinde çalışıyor. Hı hı. Abi sen de şeyde değil mi? Göz hastanesinde. Mutfakta çalışıyor. Mutfağında. Evet, göz hastanesi. Şimdi onların... Berivan'ın çalıştığı yere geldik. Çünkü sosyal devlet olmanın kuralları, gerekleri, düzeni hakkında size bazı bilgiler vereceğiz yerinde. Bunu niye yapıyorum? Bazı Avrupa'daki bildiğimiz ve ön yargılı davrandığımız kültürel şeyler aslında yanlış bakıyoruz. O yüzden yerinde size anlatmak istedim. Böyle muhteşem bir mahalledeyiz. Sessiz, sakin. Ve Lozan'da her yere ulaşabiliyorsunuz arabanızla. İstediğiniz her şey var. Burası huzur evinin bahçesi. Zaten huzura bak. Peki buradaki sistem nasıl işliyor? Yani bir insan mesela, hani hep haberlerde görüyoruz ya, işte Avrupa'da insanlar yaşlı ailesine bakmıyor algısı yapıyorlar. Öyle değil aslında. Herkes çalışıyor bir kere. Çalıştığı için de anne babasına bakamıyor ve o eğitime de sahip değil zaten. Bir yaşlıyla nasıl ilgilenilir, nasıl bakılır hiçbir fikirleri yok. Onun için huzur evlerine teslim ediyorlar. Ama her hafta, hatta haftada birkaç defa gelip ziyarete geliyorlar yani. Anne tatile babası. Falan da gidiyorlar değil mi? Tatile gidiyorlar. Yani kapalı değil sonuçta. Sadece özel huzur evleri var böyle demans, ağır hastalıklar için. Oralar kapalı ama onda bile istese tatile falan gidebiliyor aileleriyle. Ve burada da bizim bahçede hayvanlarımız da var. Abi çok huzurlu, keyifli bir yermiş ya burası. Ben böyle huzur evi deyince şey gibi düşündüm. Böyle basık, sıkıcı, mutsuz insanların olduğu bir alan gibi düşündüm. Ama sosyal devlet olarak mesela burada hissettirdiği şey ne? İsviçre'de yaşlıların mesela burada ne hisseder adamlar? Devletin arkasında olmasını mı? Hani aile olmasa bile. Aile olmasa bile evet, devlet arkasında. Aile olsa da devlet arkasında. Burada mesela bir yaşlının, diyelim ki maddi geliri yeterli değil bu huzur evini karşılamak için. Oğlu da çok zengin. Oğlunun mal varlığına hiç bakmıyor bir kere. Ona göre yaşlıya yardımı sağlıyor. Hmm. Yani gelirini tamamlıyor ki huzur evini ödeyebilsin. Ayrıten harçlığını ödüyor, sigortasını ödüyor. Yani yaşlıya aslında ödeyecek hiçbir şey kalmıyor. Her şeyi devlet karşılıyor. Yani bu tesis herkese açık. Hadi ya. Paran da varsa, paran da yoksa. Hatta sen şey demiştin ya, böyle eğlence ekipleri var. Animasyon mesela, animasyon ekipleri, evet. Günde 4-5 aktivite yapıyorlar yaşlarla. Sinemaya gidiyorlar, işte tiyatrolara konserler veriliyor. Farklı aktiviteler, yoga var. Hadi ya. Spor var yani. Çok eğlenceli aslında. Bir de burada şeyi anlattı Berivan. Şimdi bebekleri daha 1,5 yaşında.
6 aylıkken burada kreşlere veriyorlarmış. 4 aylıktan itibaren bizimki 6 ayda gitti. Yani veriyorsun çocuğunu ve orada direkt her şeyle ilgileniyorlar, evet, bakıyorlar öyle, evet, mi? Aynen öyle. Ve bununla ilgili hatta sen hamile olduğunda ne demiştin? Çocuk eğitimleri de veriyorlar eve gelip. Evet. Ebeler geziyormuş. Evet, şey, zaten hamileyken aylık doktorda kontrollerim var. Birçok bilgiyi orada da alıyorsun. Doğumdan sonra da ebe sürekli eve geliyor. Yani ilk doğduğunda zaten hemen hemen her gün eve geliyor. Çocuğu kontrol ediyor. Size tavsiyelerde bulunuyor. Hem sağlık açısından hem bakım açısından. Ve bu aylar boyu devam ediyor. Sıkıntıları değişiyor ama devam ediyor. Ve ayrıca bütün belediyelerin merkezleri var. Çocuğu gidip işte kilosunu ölçebiliyorsun, boyunu ölçebiliyorsun ve orada size şey bilgileri de veriyorlar. Eğitimle alakalı, işte nasıl davranman gerektiğini. Bazı dönemlerde çocuklar daha çok huzursuz oluyor. O tavsiyeleri de ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Maddi destek veriyor mu devlet çocuk ya sahibi olunca? Evet. Her çocuk başına İsviçre'ye göre çok bir para değil aslında. Ayda 300 frank veriyor. Doğumda da 1500 frank veriyor. Sonra da ayda 300 frank. Bu liseye gittikten sonra da artıyor. 370 franka artıyor aylık. Ve eğitimini tamamlayana kadar. Ama eğitim ücretsiz zaten değil mi? Eğitim burada ücretsiz. Lisenin bir harcı var. Onun tam olarak fiyatını bilmiyoruz. Üniversite semester başı 580 frank. Yani bu fiyat çok cüzi bir rakam. Çok, yani bir öğretmenin 5-7 bin kazandığı bir yerde, evet, hiçbir şey. Ve gelirin yoksa da burs var ve tekrar ödediğin bir burs değil. Sen karşılıksız. Bunu, evet, karşılıksız bir burs. Yeter ki okumak iste. Yeter ki okumak iste. Evet. Devam edelim o zaman. Böyle geze geze ülkeyi, evet, anlamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi dostlar, hatırlarsınız ülkemizde de son bir yılda Lozan Anlaşması çok tartışılan bir konuydu. İşte o anlaşma burada yapıldı. Hatta İlber Ortaylı buraya gelip Lozan'ın gizli maddelerinin olmadığını vesaire de kanıtlamıştı. Burada yine Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin yapıldığı yer de var hemen ileride. Niye? Çünkü bu İsviçre dünyadaki en arabulucu ve en özgür, bağımsız devletlerden bir tanesi olarak biliniyor ve o yüzden en önemli anlaşmalar burada yapılıyor. Hatta öyle ki buradaki bankacılık sisteminde bildiğiniz kasalar var. Yani senin ziynet eşyaların var. Mesela altının var, gümüşün var. Gelip buraya oradaki kasalarda saklayabiliyorsun ve yüzyıllardır da dünyanın en güvenli kasalarının ülkesinin olduğu söyleniyor. O yüzden İsviçre'nin asıl en büyük zenginliği buradan geliyor. Şimdi böyle doğanın içinde yürüyüş yapıyoruz. Yani inanılır gibi değil. Her yer böyle. Her yer yemyeşil. Yolda gördüğüm manzaraları size anlatamam. Ben buraya Lüksemburg'dan otobüste sonra akabinde trenle geldim. Ve tren yolculuğu yaparken gördüğüm manzaraları çekmek istemedim. Yani onu yaşamak istedim. Sonraki bölümlerde sizi Alplere götürdüğümde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve şu an çok önemli bir toplantıdayız. Birlikte İsviçre'yi geziyoruz. Çıktın yine bak. Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Burası şimdi dünyadaki en iyi doğanın korunduğu ülkelerden bir tanesi olarak biliniyor. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda çok iyi. Böyle doğayı gezerken bir şeyi fark ettim. Şurası bir tavuk kümesi arkadaşlar. Tavuk kümesi yaptığı şey bir tiny house. Yani ben bunun içinde yaşarım, öyle diyeyim size. Az önce gösterdiğim çiftliğin içerisinde böyle self servis, herkes kendi gelip ürünlerini alıyor ve poşete koyup kendin mi ödüyorsun? Evet, evet. Kimse yok ama burada. Kasiyer yok yani. Kasiyer. Yani insan san diyor, alırsın diye hesaplarsın. 30 tane yumurta aldık şimdi, 18 frank. Bir tane de marul aldık, 2 frank da o, 20 frank. Bir tane marul 2 frank mı? 2 frank. 30 tane de yumurta 18 frank. Bir şey değil. Yani sizin... Biz her zaman aldığımız fiyat böyle değişiyor. Bir de yani güvene bak ya. Kimse yok bakın. Kendin geliyorsun, tartıyorsun. Of, çileklerin güzelliğine bak. Vay be. Abi. Daha inanılır gibi değil yani. Hırsızlık yok, güvensizlik yok, sahtekarlık yok. Geliyorsun, kendin tartıp alıyorsun. Ben yorum yapmıyorum artık, biliyorsunuz, yorumu siz yaparsınız. Keza buradaki çiftlikte paketlenmiş etler, sosisler, sucuklar, kaşarlar, ne aklınıza geliyorsa, sütler, her şey var.
şurada tatlılarına kadar koymuşlar ve bunların hiçbir tanesine kimse denetlemiyor, görüyorsunuz. Bak yine gösteriyorum. Kendiniz aldığınızı ödeyip çıkıyorsunuz. Manyak bir sistem. Ya çok çok enteresan. Çok gerçekten. Pek tabii ki gittiği her yere yağmur getiren Deniz Pehlivan burayı da biraz sonra yağdıracak. Yani düne kadar burada her yer günlük güneş dikmiş. Ben geldim yine yağmur geliyor ama dedik şöyle bir Lozan'ın sahil bölgesini gezelim. Bu karşı tarafta gördüğünüz meşhur gölleri ve şuradaki tepeler, köyler Fransa. Yani isterseniz buradan tekneyle birçok yere gidebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Fransa'daki ve İsviçre'deki bu köyleri gezebiliyorsunuz. Ve yağmur geldi. Teşekkürler. Neyse, az sonra gider diye umut ediyorum. Az önce yağmura yakalandık ve artık bir an önce kasaba değiştirelim dedik. Lozan'dan Montreux'e doğru gidiyoruz. Boğazlar Sözleşmesi'ni incelemeye. Burada yapılmış bütün anlaşmalar ama yağmur olduğu için gidip bakmıyoruz. Hani otellere falan. Daha çok böyle doğada kayboluyoruz ve arka planda gördüğünüz üzüm bağları UNESCO korumasındaymış. Burada Lozan'dan neredeyse Montreux'e kadar her yerde üzüm bağları var. Böyle teraslarda kurulmuş. Çok güzel bir yer. Bir yanda da sağınızda harika bir göl manzarası. Yani İsviçre'nin o doğal güzelliğini yaşayarak burada yolculuk yapıyorum şu anda. Harika gidiyor. Montreux'e giderken böyle solumuzdaki o arka planda size gösterdiğim bağlar var. O kadar yani huzurlu ki, yani insan ekranda anlamıyor. Ne kadar gördüğünüzü inanın bilmiyorum ama böyle çok tatlı küçük böyle evler var. Bütün böyle terasları kurmuşlar ve aynı zamanda yürüyüş parkurları yapmışlar ve bütün bu alan UNESCO koruması altındaymış. Biz de arabayla geldik buraya, indik abi. Böyle dolaşacağız burada. Üzüm bağlarını görüyorsunuz. Aynı zamanda restoranlar, kafeler ve şarapları alabileceğiniz pek tabii ki yerler de var ve şu tepelere kadar ulaşabiliyormuş bu yollar. Ve bu kadar meşhur değil burası abi. Yani çok bilinmiyor da bu arada. Ben mesela gelmeden önce hiç denk gelmedim. Doğru öyle bilinen bir yer. Yani buradaki bölge insanları biliyor. Yani kimse buraya gelip de böyle şarap... Buralar çok bilinmeyen yerler. Avrupa'da özellikle genelde hani İsviçre'de insanların gittiği yerler standart. Montreux taraflarına gelmiyor. O yüzden ben gelmişken size böyle güzelce... Abi şu evlere bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Şimdi yukarıya doğru tırmanıyoruz. Şu düzene bakın. Yani abi şaka gibi ya. Şuraya bakın, pırıl pırıl bütün binalar aynı düzen içerisinde. Sakin, tertemiz. Hiç mi yani içinizde aykırı insanlar yoktu? Bir şeyleri bozmak için. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani buraya gel, saatlerce yürü. Sadece bir köyü gezsen bile bir gün sürer. Abi o kadar iyi korumuşlar ki. Mesela şu binayı görüyorsunuz, 1835 yılından beri ayaktaymış. Buralar yaklaşık 200 yıllık köyler ve bağlar. Zaten UNESCO o yüzden burayı koruma altına almış. Yani yeşili doğayı size zaten göstereceğim. İsviçre'de çok güzel köylere götüreceğim ama burası da buralara kadar gelmişken bence çok güzel bir gezi oluyor. Tek sıkıntı hava. O da olsun. En azından serin serin geziyoruz. Şimdi şurada evlerden bir tanesinde adam bakın bahçede kendine spor alanı yapmış. Kendi bahçesi bu şekilde, bağları var ve şurası da mezarlık.
Yani hayatın nirvanasını orada yaşayıp hemen 200 metre ileriye gömülüyorlar. Burada genelde yakılıyorlar mı, gömülüyorlar? Genellikle yakılıyorlar. Ne yakıp küllerine mi gömüyor? Evet, ya gömüyorlar ya da ailenin nasıl istiyorsa. Burada küçük mezarlıklarda küçük dolaplar da oluyor. Ya da işte göle döküyorlar, ormana döküyorlar. O aileye kalmış bir şey. Ha, kendi en son karar veriyor. Evet. Burada ama hiçbir mezarlık bizim Türkiye'deki gibi yukarıya doğru çıkıp diye fark ettiyseniz. Hep zeminle yerden. Evet. Bir de şu ağaçlara bakın. Bütün ülke böyle abi. Bütün ülkedeki ağaçlar ve doğa bir düzen içerisinde kesilmiş, planlanmış, organize etmişler. Sıkıyorsa diyorlar, buraya gel de böyle kafana göre bir ev yap. İmkansız ya. Ağaç kesmek yasak sonuçta. Şimdi İsviçre'de yaşam şartlarından da biraz bahsedelim. Sosyal devlet olduğu için birçok konuda zaten devlet sana destek veriyor. Ev kiraları 1300, 1500, 2000 frank. Evet. Örneğin. Hı hı. Ama işte maaşlar dedik yani 5000 ila 7000 frank. Hani oradan çıkarımı yaparsınız ki Euro'dan %10 kadar daha değerli. Mesela araba alsan sıfır. Hatta sizin ilk arabanız ne kadardı? Bizim ilk arabamız ikinci eldi. Suzuki 3600 almıştı. Ve 3600 4 yıl boyunca kullandık. Hiç de bir sıkıntı yaratmadı. Değiştirmemizin nedeni de kızımızın olduğu için araba çok küçüktü. Bebek arabasını koymak için. Ondan dolayı değiştirdik. Yoksa değiştirmezdik açıkçası. Zaten burada herkes her türlü arabayı neredeyse evet. alabiliyor yani. Daha büyük bir araba aldık. O da yeni aldık. Yani ikinci ellerle kıyasaya bakınca dedik ki yenisi daha avantajlı oldu. Yani daha az sıkıntı yaratır. 38 bin aldık arabayı. Ama peşinatı siz belirliyorsunuz ne kadar ödemek istediğinizi. Ona göre de aydan aya taksitle ödeme yapıyorsun. Ama sen mesela sıfır bir araba aldın. Sıfır bir araba aldım. Önden biraz para ödüyorsun. Mesela evet. 3000, 5000, 10000. Sonra aynen. Ne kadar ödüyorsun aylık? Mesela biz 15000 ödedik peşinat. Ondan şimdi ayda 380 ödüyoruz. Yani günlük 12-13 franka evet. ödeyerek araba sahibi oluyorsun. Evet. Burada böyle sistemler var ama mesela kolay kolay kredi çekemiyorsun. Burada diyelim ki ev alacaksın. İşte ev 1 milyon frank. Gideyim de bana 1 milyon frank ver dediğinde öyle herkese para vermiyorlar değil mi? %25 peşinatı zaten en az %20 peşinat var. Ödedin. Yani evin değerinin %20'si. %5'i de vergi, noter parası vesaire. O masraflara gidiyor. Yani %25'i sende olacak. Gerisinde o kadarlık paran olmak zorunda yani evet, cebinde. Zorunda. Yani geri ödeyemeyeceksen bir riskin evet. varsa vermiyor sana. Vermiyor. Yani. Evet. Aynen. Ya da az veriyor. Ya da az veriyor evet. Sana diyor ki en fazla şu kadarlık ev alabilirsin. Burada o zaman kredi almak en zor şeylerden biri. En zor şeylerden biri. Çünkü enflasyon ev yok. Araba kredisi. Bize sadece çalışıyor musunuz diye sordular. Bir de muhtemelen kontrol ediyorlar. Maaş evraklarımızı bile istemediler. Yani. O kadar. Evet. Yani numaranla aldın. Ha, aynen çok kolay oldu yani. Yani o zaman İsviçre'de böyle karı koca çalışıyorsan gayet evet. krallar gibi yaşarsın yani. 5 hafta yıllık yani izin var. İki kişi en düşük maaş alsa bile burada en düşük maaş nedir? 3800-4000 brüt maaş. Meslek sahibi olmayanlar için özellikle. Ama çok az sektörlerde bu maaş var. Artık neredeyse kimse çalışmıyor. Daha da yükseliyor gittikçe. Ya burada doğup büyümeyen hani benim gibi evet. sonradan gelmiş kişilerin hani dili iyi değil. O bile en kötü para yani. En şeyi kötü, o evet. yani onu biliyorum. İki kişi o maaşla çalışsa yine çok iyi. Hadi evet yani ben anlamıyorum sistemi yani, bir türlü. Yani çünkü kiranı ödesen yine bir araba şeyin olsa bile araba masrafın kesinlikle yetiyor yani. İsviçre'de hayat böyle. Şimdi benim en çok sorguladığım Berivan'la da onu konuştuk. Yani hiç mi dedim buraları bozan, düzeni aykırı olan, çıkarı olan insan yok. Bana çok güzel bir örnek verdi. Binaların dışına boya dahi yapamıyorsun. İzin almadan yapamıyorsun. Mesela aynı renkten yaparsan bir sıkıntı yok da rengini değiştirim ya da bir balkon ekletin. Cezası izin, var. Evet, izin almadan kesinlikle yapamıyorsun. Ama mantıklı. Evet. Bu şeyin köyün düzenini bozuyorsun. Doğru. Yeni ev aldığında da eve girip kontrole geliyorlar. Elektrik işte güvenli mi? Her şeye bakıyorlar. Ondan sonra satabiliyorsun. Evet, ondan sonra satabiliyorsun. Şaka gibi ya. Şimdi acıktık, geri dönüş yolundayız. Allah'ım hava da güzelleşmeye başladı.
Yani bunun gibi ülkede İsviçre'de 7000'den fazla göl ve gölet var biliyor musunuz? Ve hepsi de pırıl pırıl. Hepsinde de yüzüyorlar. Deniz gibi kullanıyorlar. Teknelerle ulaşımlarını sağlıyorlar. Turistik noktalar olarak da kullanılıyormuş. Böyle muhteşem bir coğrafya. Yani gerçekten bir ülkeye gittiğimde orada yaşayan insanlardan size video yapmayı çok seviyorum. Çünkü özellikle Avrupa'da içerik ürettiğimde az önce Instagram bir hayalin peşinde hesabını da paylaştım. Orada yaşayan adam hayatını anlatıyor. Saçma sapan yorum yapıyorlar. İşte yalan söylüyor. Yok şöyle. Yani burada yaşıyor adam. Neyin yalanını söyleyebilir ki? Özellikle böyle sürekli Avrupa'da yaşayıp böyle Avrupa'da yaşadığı yerleri kötüleyen bazı insanlar oluyor ya Türkiye geldiğinde. Yani ben bunu anlamıyorum. Hem ekmek yediğiniz ülkeler hem de gelip kötülüyorsunuz Türkiye'ye döndüğünüzde. Biz nasıl ki Türkiye ile ilgili hiçbir yorum yapmıyorsak bu konularda, eksikleri varsa gösterip hepimiz geliştirmeliyiz. Yani bizim nihai amacımız bu zaten. Katma değer yaratmak. Ama düşünün, Suriyeliler Türkiye'ye geliyor, yaşıyorlar. Sonra Suriye'ye dönüp Türkiye'yi kötülüyor. Yani bunu kabullenir misiniz mesela? O yüzden çok Instagram'da şu an bildiğin herkes birbirine yorumlar yazıyor. Ama yani ayıp ya. Benim yapabileceğim, dünyayı gezerken size anlattığım en önemli şey, gerçekten oraya gittiğinizde anlayıp, yaşayıp, görüp ona göre yargılayıp, yorumlayıp karar vermek. Uzaktan birçok şey sadece gördüğünüz ve bildiğiniz üzere kulaktan dolma bilgi oluyor. Ben her zaman olduğu gibi size böyle gittiğim yerde orada yaşayan insanların rehberliğini aktarıyorum. Birilerine ilham olabiliyorsak ne mutlu. Şimdi yemek yemeye doğru gidiyorum. Şimdi Montreux'a geldik. Burada gündüz genelde birçok restoran açık olsa bile yemek hizmeti vermiyor. Akşamüstü başlıyorlar. Biz de burada bir otelde 45 Health diye bir yer, neydi? 45 Grill Health diye bir yer bulduk. Geldik, yemeğimizi yiyoruz. Ve şansımıza tam oturduk ve yağmur başladı. Şurada yine devasa gölün güzelliğini ve dağların manzarasını görüyorsunuz. Ben böyle bir et söyledim 40 İsviçre frangına. Sinan balık söyledi. Ve risotto söyledik. O da bizi izliyor şimdilik. Vallahi çok güzel geçiyor şu ana kadar İsviçre gezisi. Umarım siz de beğeniyorsunuz. Ve başladığımız yere geri döndük. Her ne kadar yağmur yağsa da doğa yine harikaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde İsviçre'nin o muhteşem dağlarını, tren yolculuklarını size göstermeyi planlıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü bu yolculuklar dünyadaki en iyi, en önemli, en böyle deneyimlenmesi gereken rotalar. Çok da pahalı rotalar ama hayatta bir kere yapılacak deneyimlerden bir tanesi olacağı için bence değecek. Ben bu bölümde size önce İsviçre'yi tanıtmak istemiştim. Sonraki bölümlerde zaten doğaya doyacağız ve Allah izin verirse yarından itibaren zaten hava hep güneşli. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Sonraki bölümlerde İsviçre'nin altını üstünü beraber birlikte getireceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz.